Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle. Şova hoş geldiniz. Kredi alıp sonra aldığına pişman olan var mı? Şurada bir hanımefendi var. Buyurun. Evet, pişman. Elimde bir şey yok. Kredi çektim ama kredi çekildi. Kredi bitmiyor. Yani öde öde. Kaç sene? Bitiremiyorum. 2 sene. Aslında çekerken hiç o kadar uzun gelmemişti ama. Evet. 2 ay olmuş daha. Sonucuna vardır mıyım? çektik. 2 ay olunca doğru söylüyor. Sonra alışıyorsunuz efendim. Evet, peki öyle. Ne için çekmiştiniz? Araba. İnşallah araba, için. Araba alacağım. Almadınız. Hala alacağım. Ama bekliyor. Para bitti, krediye gidiyor para zaten. Bitmedi de. Yani öyle şeyler yaptım ki altına yatırdım. Annemi dinledim. Altınla. baba da bilmiyordu. Evet, babam da öğrendi. Şimdi altın yükselecek inşallah. Benim para katlanacak. Ben de... Daha lüks bir araba alacaksınız. Gibi öyle istiyoruz. Nedeni ne pişmanlığınızın? Maaşımın yarısı gidiyor. Ama yani bunu ne iş yapıyorsunuz? İdari işler sorumlusuyum. Bunu hesaplamadınız yani biz her ay bir kredi. Hesaplamıştım. Bu kadar dokunacağını düşünmedim ama. Evet, ya amacınıza daha ulaşmadığınız için gözünüze batıyor. Yok, evet. Şu Haziran gelse, altına zam gelse ben... Evet, sizin para değerlense hepimiz kan ağlasak, evet, değil mi? Evet, evet. Peki efendim, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Var mı sırada başka kredi çeken, çektiği için pişman olan? Beyefendi, gelebilir misiniz şöyle yandan? Murat ben. Ben kredi çektim. Sevdiğim bir kızı hani evlendirmek maddiyle kandırmak için. Bir dakika. Heyecandan yanlış mı söylediniz? Yani herhalde öyle oldu. Ya şöyle söyleyeyim, evlilik için çekmiştim. Beğendiğim bir kız vardı. Onunla evlenmeyi düşündüğüm için. O da sizi beğeniyordu. Beğendiğim eşya taksine girmek amacıyla kredi çekmiştim. Olmadı. Farklı bir ildeydi. Ailesi farklı bir ile veremeyeceğini söylemiş. Haliyle de olmadı ama ben krediyi çekmiş bulunuyordum. Ve dolayısıyla da pardon, çok pişmanım. Pardon, siz görüşüyordunuz. Birbirinizden hoşlanıyordunuz. Aynen öyle. Birbirinizi beğeniyordunuz. İş diyebilmek üzereyken ben kredi çektim. Ama tabii o ailesine daha danışmadan ben bu işe kalkıştım. Peki başka ile kız vermeyiz mi dediler? Evet, sonra kızı duydum ki yurt dışına vermişler. İle vermiyor. İle vermiyorlar ama ülke dışına veriyorlarmış. Ben ülke dışında olmam gerekiyormuş. Avrupa Birliği statüsünde olunca demek. Aynen öyle. Fransa'ya gitti. Allah. Ve olmayınca da ben o krediyle beyaz eşya almak yerine gittim orada burada yedim. Tatil yaptım. Üzerine fotoğraf makinesi aldım. Sonra ödemelere gelince de ilk 4 ayda zorlanmadım. Sonra işsiz kalınca da babaya muhtaç. Ayaklarına kapanarak. Cümleyi Türkiye'de tamamladığınız iyi oldu. Aynen öyle. Bitirdik ama sonunda. Böyle bir pişmanlığım oldu. Evet. Peki şimdi bu dertlerden kurtuldunuz mu? Tabii şu anda kredi yok. Zaten bankalar artık vermiyor. Gecikmeli ödeme yaptığım için kara listeye alınmışım. Faydalanamayacağım. Şey, hanımefendi de unutuldu artık. Herkes kendi hayatına gitti. Aynen öyle. O duyduğum kadarıyla Fransa'dan da ayrılmış. Herhalde şimdi de Ankara'da. Gene takip ediyorum. Her an yakalarsam kapatacağım tekrar. Siz peki gönlünüzü yeni denizlere açtınız mı? Bu zamana kadar ben istedim. Ailem çoğunu beğenmemişti. Şimdi de ben evlenmek istemiyorum. Ailem bir türlü beni evlendirmeye çalışıyor. Sürekli olarak birilerini Face'ten eklememi istiyorlar. Öyle bir ailem var aile şimdi. Aile de teknolojik olarak devam ediyor yani. Kızlar görücüye geliyor falan böyle.
Öyle evet. Bir muhabbet. Onu nasıl oldu. Yapıyorsunuz? Böyle bir oturum mu açıyorsunuz sosyal medyada? Annem kurup. Bu konularda bayağı yetenekli. Akraba çevresinden başlıyor. Eve misafir diye getiriyor. Yok mu hiç gönlünüze göre biri? Yok, şu anda yok. Hadi bakalım. İnşallah olur ama. İnşallah bu yayından sonra ben mutlu haberleri bekliyorum. Haber veririm yine. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Şimdi bizim arkadaşımız kredi çekecek bir sebep için. Bankaya başvuruyor kredi için. Bakalım nasıl bir banka memuruna denk geliyor. Ve bu başvuru sırasında neler yaşıyor. Biz kendimize göre işledik. Bakalım nasıl olmuş. Buyurun. Ama niye el sallıyorsun? Role gir artık. Burası yeni bir dünya. Sahnesi yeni. Siz Aziz Bey'siniz. Evet. Ben de Burcu Bey'im. Burcu Ama biz tanışıyoruz, görüşüyoruz önceden. Ha tamam. O zaman bundan sonra suratınıza bile bak. Suratıma bak. Hayır. Geldiğin andan itibaren rolüne girmeni istiyorum. Ha tamam. Tamam değil mi? Aha. Peki şimdi bir girdiğinde, hazır olduğunda arkadaşımız da gelsin. Merhabalar. Merhaba, ben bankanıza kredi başvurusu yapmıştım da bugüne randevu vermişlerdi. Ha Hüseyin Bey. Evet. Evet, biz de sizi bekliyorduk. Buyurun efendim, lütfen oturun. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Ne içersiniz? Söylemeyin. Açık çay, yanına kesme şeker. Çünkü kıt kıt yiyeceksiniz değil mi? Buyurun. Afiyet olsun efendim. Sağ olun da siz bunu nereden biliyorsunuz? Ay biz sizin hakkınızda çok şey biliyoruz. Tabii. Şaka bir yana efendim. Şimdi yeni sistemimiz sizin gelmişinizi, geçmişinizi, her türlü bilginizi öğrenmemizi sağlıyor. Mesela hemen ben size şimdi bir örnekleme yapayım şuradan. Ana adı Dilek. Baba adı Fikri, ebe Handan, 16 yaşında sünnet olunmuş Sancılı. Nereye baktın sen ablacığım? Nasıl bir yere bakıyorsun ki sen öyle? Efendim sistem bu yani, boru değil. Ben şu anda sistemde mesela dedenizin Facebook sayfasına girerim, yazmış olduğu bütün yorumları görürüm. Mesela şu anda sizin profil fotoğrafınızın altına bir yorum yapmış dedeniz. Okuma ya, gerek yok. Okuma, şey yapma. Okuma, okuma. Şimdi diyor ki, bakın ama komik, her tohumum güzel olacak diye bir şey yok. Şunun tipine bak, şeytan görse besmele çeker. Çok şakacı, çok şakacı. Komik bir dedem bir var. Dedi. Evet, evet. Tamam, son şakasını yapamadı gitti. Şakamızı yaptık, güldük, eğlendik. Tamam. Efendim şimdi siz kredi istiyorsunuz. Evet. Nasıl bir kredi istiyorsunuz? Taşıt, ev, ihtiyaç. Kız. Kız kredisi. Anlamadım efendim. Aman yani şey... Ya bir flörtüm var da benim, yani dedim belki böyle hafta sonu Uludağ falan bir yerlere böyle şey tatil, ama hava da soğuk, hani böyle bir yakınlaşma olursun ısınma adına diye. Çakallı kredisi. Hay hay efendim, ona da yardımcı oluruz tabii ki, hemen işlemlerimize başlayalım. Tamam. Şimdi kefiliniz var mı? Kefil? Ha var tabii, en yakın arkadaşımı arayabilirim mi? Hayır. Aramayın efendim. Çünkü biz sistem olarak bunu da düşündük. Ve en yakın arkadaşınız, kankanız Mesut Bey'i bulduk ve buraya çağırdık. Kapı açılıyor ve Mesut Bey geliyor. Vay! Adamın dibi ya, yemin ederim adamın dibi. Ya bu benim öz kardeşim, kanım gibi benim ya kardeşim, ne haber? Hoş geldin. Ya Mesut ne yaptın, hele gel otur. Vallahi seni hiç beklemiyordum ha. Hanımefendi bu var ya adam ya. Bu böyle adamın var ya, böyle ham maddesi vardır. Bu o ya. Bu adamın atası, ilk adam ya. Nedir mevzu? Şimdi efendim mevzuyu ben size özetleyeyim. Hüseyin Bey bankamıza başvurdu. Kredi istiyor fakat bize bir kefil lazım. Siz en yakın arkadaşı olarak kefil olur musunuz Hüseyin Bey'e? Ya ben bu adam istesin, bu adamın ben hayatına kefil olurum ya. Kurban olurum ben sana ya. Bu adam var ya, bu adam bana desin Midyat'a pirince git. Gelirken de bulgurundan ol desin, ben olurum.
Bu adamın doğal gazı kesilsin. Ben kendi ellerimle yemin ederim kaçak doğal gaz hattı çekerim bu adama. Öl desin ölürüm. Böl desin bölerim. Çöl desin kutup ayısına gel lan buraya derim. Ya ne şımartıyor manyak. Ya kardeşim ne şımartması, saçmalama ya. Bu adam bana desin ki Mesut seninle evlenmek istiyorum. Yemin ederim oraya da ben çakarım imzayı. Tamam ya. Lan abartma sen de, ne evlenmesi. Kardeşim ben senden iyisini mi bulacağım ya? Adam gibi adam be. Mesut ne saçmalıyorsun oğlum, ne oluyor lan? Alt tarafa imza atacağız gidiyor. Konu nereden nereye geldi ya? Kanka hayırdır? Ne kredisi bu ya? Ya öyle ufak tefek birkaç borç var, onun için şey yaptım ya. Lan marida sağlı lan. Yılan. Yok. Aynen öyle. Manitayı daha kaldırmalar. Daha da böyle ooh baby, ooh babyler. Vay. Adı ne lan kızım? Vay çıka. Bakalım. Yok ne, onu da mı söyleyeceksin? Yuh artık onu söyle, şey yapma. Sistem bize ismi şu anda çıkardı. Yapma. Asuman Kakık. Vay tilki, vay seni köstemeye bak, vay Asuman ha, vay Kakık, vay sen benim bacıma bak, vay, ne oluyor lan burada? Vay seni it, vay seni şerefsiz, vay başıma gelen. Yok yok öyle değil ya. Mesut kurban olayım, sakin ol. Bir dur oğlum, biz ciddiyiz lan. Ha bir de ciddisiniz. Vallahi bak düşünüyorum, öyleyse ciddiyim. Yemin ediyorum çok ciddiyiz lan. Oğlum çocukların isimleri bile hazır Mesut. Vay, vay. En yakın arkadaşım kayınçom oluyor. Vay, hafta sonu o kızı istemeye geliyorsunuz oğlum. Vay, ağzını burnunu kırarım lan senin. Yok yok. Vay! Yok geliyorsun. Aç lan kapıyı. Bacım sen ne yapıyorsun ya? Hayatıma kastın mı var senin? Olur mu efendim öyle şey? Lütfen. Zaten sizin evlilik yaşınız da gelmişti. Yani bir şekilde yuva kurarsınız. Buna vesile olmuş oluruz biz de. Lütfen şey yapmayın, sinirlenmeyin yani. İyi o zaman bu ihtiyaç kredisini evlilik kredisiyle değiştirelim madem. Mecburuz artık. Neyse tamam. Hadi bu kefilsiz mefilsiz olmuyor mu bu iş? Efendim şimdi alacak verecek herhangi bir borcunuz yoksa kefilsiz de olur. Hemen ablacığım bakalım. Onu baştan söylesene Allah Allah. Çok şükür benim öyle alacak verecek borç morç bir şeyim yok. Yalnız sistem öyle demiyor şu anda. Sistem ne diyor acaba şu anda? Efendim sizin ilkokul arkadaşınız İbrahim Çekiç'e bir borcunuz olduğunu gösteriyor. İbrahim kim? Ben tanımıyorum ki öyle birini hiç. Sistem şu anda İbrahim Bey'i buldu. İbrahim Bey burada. Kapı açılıyor ve bakalım İbrahim Bey neler diyor. Lan oğlum ne oluyor? Ulan bu? Çekici bu. Çekiç. Gerçi sen çekiç balyoz artık şantiyeye dönmüşsün ama hani artık ne oldu oğlum sana? Senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden fırsatçı, hain. Hayatımı kararttın. Bana borçlusun. Çünkü kırgınım, çok kırgın. İbrahim seninle en son ilkokulda görüştük. O yaşta çocuğun birbirine ne borcu olacak? Silgi. Ne? Silgi. Silgi mi? Silgi mi? Evet. Ne kadar ufak görünüyor değil mi Hüseyin Bey? Bir silgi, bir küçücük silgi alınıp geri verilmeyen bir silgi yaşamda nasıl kaoslara sebep olabilir değil mi Hüseyin Bey? Lan nereye bakarak konuşuyorsun? Banka değil mi burası? Ne oluyor? Ne yaşıyorsunuz siz? Hüseyin Bey, siz aldığı borcu geri vermeyen bir adamsınız. Ve bankamız böyle bir şahsa güvenemez. Ya tamam Allah da benim canıma çok özür dilerim. Silgini almışım geri vermemiş. Çok da hakkını helal etti bocum tamam. Adımı kısaltma lan. Harflerimden çalma bari. İbo değilim, İbrahim'im ben. İbrahim Bey, sizin için çok zor olacak biliyorum ama. Lütfen rica ediyorum bize o günleri biraz anlatır mısınız? Kokuyor muyum? Hayır. Sağ ol. Evet biraz zor olacak. Ama çok kısaca özetleyeyim isterseniz. Yıllar, yıllar önceydi. İlkokulda sosyal bilgiler sınavındaydık. Çok çalışmıştım.
Sınav başladığı anda kafamdaki bütün cevapları adeta ilmek, ilmek, ilmek kağıda işliyor, işliyor, işliyor idim. Mutluydum. Evet, sonra devam edin, devam edin. Allah Allah. Sonra Hüseyin, ön sıramda oturan Hüseyin benden silgimi istedi. Gençtim, tecrübesizdim. O pembemsi, çilek kokulu, üstü arılı silgimi Hüseyin'e verdim. Al dedim Hüseyin dost. Al silgimi, kullan. Güzel. Evet. Demez olaydım. Demez olaydım. Lan meğer herif silgiyle dost hayatı yaşıyormuş. Ben nereden? Nereden bileyim ben? Bu nasıl iş var lan? Bunu bölme. O sırada Cansu, öğretmenim, istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz dedi. Öğretmense hayır dedi. Ama ben bildiğim sorudan başlamıştım. Ona da silmem gerekti. Silgimi isteyecek oldum. Hoca ne dese beğenirsiniz. Hayır. Silgi alışverişi yasaklandı. Hayır, alamazsınız. Ben, oğlum sen ne yaşıyorsun oğlum kendi içinde ben? Sus dedim. Ağzına otururum senin. Sus. İbrahim Bey, İbrahim Bey, lütfen devam edin. O silgi, o küçük pembik silgiye ne oldu? Silgim yoktu, arılı nerede? Hüseyin'in ellerinde. Efendim, sonrasında Hüseyin siliyor, siliyor, siliyordu ama ben silemiyordum. Ve sosyal bilgiler sınavından kaldım. O silginin üzerindeki arı sildikçe kaybolmuş gitmişti. Yıl sonunda babama karnemi götürdüm. Al dedim baba, bak karnem. O kırıkları gördü ve dedi ki, ha bu çocuk okumaz. Bunu okulda alıp sanayiye vereceğim demişti. Ve beni okuldan aldı. Oysa ben arıcılık okumak istiyordum. Ama sanayide arı yoktu. Oğlum sen sınav kağıdının yanına sıraya kopya yazıp okuyamadığı için sınav kağıdına geçiremeyip sırayı hocaya teslim etmeye çalışan adamsın. Ulan altı dersin dokuzundan kaldın. Hepsi mi benim suçum? Ne biliyorsun? Belki sosyal bilgilerden geçip gaza gelip hepsini geçecektim. Buna kredi vermeyin. Sakın buna kredi vermeyin. Benim hayatımı kararttı. Bunun hayatını, sizin hayatınızı karartmasın. Vermeyin, vermeyin. Ne olur vermeyin, vermeyin, vermeyin. İbrahim Bey, tamamı fıstık sizin olacak. Lütfen dışarıya çıkın. Teşekkür ediyoruz. Açan. Çok üzgünüm. Gerçekten. Gerçekten çok... benim de sinirlerim bozuldu ama. Ya neyse canım, şu Allah'ın değisine bakacak halimiz yok. Ben bunu yarın şimdi üç kutu bu silgili arılı şeyden, silgiden yollarım. Alırım ben onun gönlünü sonra. Hadi kurban olayım. Benim şu krediyi de gideyim artık. Ya. Maalesef sizin geçmişiniz kirli. Kefiliniz de yok. Mümkün değil yani böyle bir şey. Kredi var verim. Tamam, başka kefilim de var. Annem var, babam var. Olmaz mı? Evet, biz bunu diyeceğinizi de tahmin ediyorduk. Ve ananızı, babanızı da çağırdık. Anası, babası geliyor. Hadi bu sefer iş. Daha açılsın. Bir ana, bir baba. Evet. Oğlum, Hüseyin. Hüseyin, ne oldu yavrum, ne oldu? Anasının kuzusu ne oldu? Anam, müşkile düştüm. Hakir gördüler, bana kredi vermiyorlar. Kurban olayım, para lazım. Şuradan bir kredi alacağım, gideceğim. Bir kefil olmak gerekiyor ya. Ya oğlum, bizde bir şey var zannettik ya. Meğer kefillikmiş. İnsan oğluna kefil de olur, sefil de olur. Sağ ol baba. Ben fedakar bir babayım. Sağ ol. Tabii efendim, insan oğluna kefil olur da Hüseyin Bey sizin oğlunuz değil. Nasıl artık? Yok artık, o ne ya? Şu anda hastane raporları önümde efendim, sistem gösteriyor. Hüseyin Bey doğum sırasında karışmış. Sizin asıl oğlunuz Dem Baba. Dem Baba mı? Vallahi mı? Evet. Aslında şöyle düşününce dudakları aynı ben. Aynı aynı, çok benziyor. Baba kurban olayım, ne saçmalıyorsunuz ya? Doğumda eğer çocuklar karıştıysa, çocuk Dem Baba'ysa muhtemelen sen de karışmışsındır babacığım. Konuşma lan. Yürü git. Sen kimsin lan? Sen kimsin? He? Sen kimsin oğlum? Adam bak lan, bizi kandıracak. Enayi midir nedir lan? Hanım yürü. Gel, bizim oğlanın hafta sonu maçı var. Hı? Oğlumuza yükleme yapalım. Baba, bir dakika. Hani, ya ne saçmalıyorsunuz? Yürü. Doğdun, doğurdun mu, doyurdun bana bir dur. Bravo Burcu Hanım, bravo. Gerçekten şu yeni sistemimizin sonuçlarına hayran kaldım. Ya
Bu sayede yerli yersiz kredi alıp hayatını zora sokanları şu kredi içinden tamamen temizleyeceğiz ya. Evet Mustafa Bey, gerçekten harika bir sistem bulmuşsunuz. Yani o kadar iyi niyetli bir banka oluyoruz ki biz, hiçbir müşterimiz böyle helak olmadı. Aynen öyle. Bir bankacı olarak bu fikri başımın üstüne düştüğüm bir gün bulmuştum. Çok güzel. Harika bir fikir değil gerçekten mi? Müthiş bir fikir. Harikayız. Yani bizi tebrik asla kimse engelleyemez. Kimse efendim. Tebrik ederim. Kimse engelleyemez. Bizi engelleyecek birisi varsa gelsin burada bu. Gelsin şuraya gelsin o. Ben engellerim. Aa! Resul Dindar. Hayırdır ya, sen bize niye atar yapıyorsun? Resul Kindar. Nasıl? Bu nedir ya? Sizin yüzünüzden peşin fiyatına 9 taksit bir nesil yetişti ya. Nedir derdiniz? Az bir şey Sevda'dan falan bahsedelim. Hayır, ben Sevda'dan anlıyorum da Sevda'dan konuşamıyorum. Siz bahsedin lütfen. O zaman ben anlatayım, siz eşlik edin. Olmaz. Vallahi çok seviniriz, buyurun lütfen. Gözümden akan yaşlar derenlerini doldurur. Gözümden akan yaşlar derenlerini doldurur. Hasretin derin yara şu ömrümü soldurur. Hasretin derin yara şu ömrümü soldurur. Gezme sevdum bensiz, gören olmasın seni. Bana kalsın saçların, bana sakla kendini. Gezme sevdum bensiz, gören olmasın seni. Bana kalsın saçların, bana sakla kendini. Köprünün ayağından dere geçeyi dere. Köprünün ayağından dere geçeyi dere. Bir gün beni ararsan bak bir attın yere. Bir gün beni ararsan bak bir attın yere. Gezme sevdum bensiz, gören olmasın seni. Bana kalsın saçların, bana sakla kendini. Gezme sevdum bensiz, gören olmasın seni. Bana kalsın saçların, bana sakla kendini. Bak dumana sardı dağın başını. Dumana bak dumana sardı dağın başını. Dünyalarla değişmem senin kara kaşını. Dünyalarla değişmem senin kara kaşını. Gezme sevdum bensiz, gören olmasın seni. Bana kalsın saçların, bana sakla kendini. Gezme sevdum bensiz, gören olmasın seni. Bana kalsın saçların, bana sakla kendini. Gezme sevdum bensiz, gören olmasın seni. Bana kalsın saçların, bana sakla kendini. Gezme sevdum bensiz, gören olmasın seni. Bana kalsın saçların, bana sakla kendini. Tasarruf konusunda biz biraz da hem bilgi almak hem bizleri bilgilendirmek adına eşofmanlı Şevket hocamız gelecek. Tasarrufla ilgili bize ışık tutacak, bilgiler verecek. Tabii bizim de ona sorularımız olacak.
Bakalım nasıl bir program olacak? Neler öğreneceğiz bu sefer? İzleyelim, görelim. Buyurun efendim. Modern zaman çelebisi, her derde deva. Vallahi gönlümün üç oda, bir salon, canımın içi Şevket hocası bu akşam yine bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Sen saçını mı boyattın sarı papatya? Nereden anladınız hocam? Sarının her tonuna karşı zaafım vardır. Saçına bir ton açtırmışsın, çok yakışmış. Ancak saçına bir ton sarı açtırmak için bir ton da para verdiğin aşikar. Evet hocam, tam da konumuzla alakalı değil mi? Çok evet. Para harcadım. Evet, bunu son kitabım Finansmana Varamadım. Taksitlere doyamadım da. Bu durumu ve benzerlerini irdelemeye çalıştım. Bakınız, paralar paralarımız nereye gidiyor? Bu suallerin peşinde koştum. Evet, maşallah hocam, sayenizde yine belimiz doğrulacak. Evet, sayın tasarruf sever. Para ağaçta yetişmiyor. Savurmayacaksın paranı, ahça ağacın güzün yapraklarını savurduğu gibi. Sonra da vay efendim param bitti, ahça açıkta kaldım demeyeceksin. Bu suali sormayacaksın. Evet hocam, tam da bu konu... Tam da bu konuda uzmanlaşmaya çalışıyoruz ama... Ayten kızımız yine rahat durmuyor. Ayten kızımız şu anda bir alışveriş merkezinde... maaşının yarısını bir bota gömmekle meşgul. Ayten'in dolabındaki diğer botlar soruyor. Ayten, bizi daha üç kere giymedin, ne botu? Ancak Ayten ofistekilerden geri kalır mı? Aynısı diyor, Behüce'de var. Behüce'den benim niye neysin? Kasiyer, kasiyer, kasiyer. Al diyor, buradan çek. Al buradan çek de puan biriksin. Kasiyer çocuk çaresiz soruyor. Taksit ister misin abla? İstemez mi? Ayten istem, Ayten'e bıraksan şerbetli çiklete bile taksit yaptırtırır. Ah, çak diyor, dokuz taksit, çak. İki hafta giyecek botu, bütün yaz para ödeyecek. Kredi kartı limiti ağlıyor. Faturalar feveran ediyor. Ekstreler yanıyor. Ayten'in umru değil, Ayten rahat. Vermiş 150 lirayı, kestirmiş saçları. Aradaki farkı kuaför bile bilmiyor. Bir elinde 9 liralık damacana boy kahve, diğer elinde botun üstüne çok yakışır diye aldığı bluz. Al diyor, bunu da çek, puan biriksin. Çocuk diyor ki, abla çok olmasın, sonra ödeyemezsin. Sen karışma diyor Ayten. Sen karışma, çek oradan, puan birikecek. Ayten, ay sonu yatak döşek ağlıyor. Baba, baba, babacığım. Kredi kartı limitim doldu. Puanım da bitti. Ne olur diyor, bana kredi kartını ver de harcama yapayım. Ayten, seni puanla dövsek iflah olmazsın. Tasarruf düşmanı kadın. Karl Marx, Karl Marx, o da ağlıyor. Karl Marx kim? Hocanın kaynı. Hocam, Ayten'i bir gün programa çağırsak? Ayten'in telefonu değişti. Adresinden taşındı. Kusura bakmayın, biraz yükseldim ama durum bu. Para uyumaz. Bugün tansiyon haplarımı aldım. Suallere geçebiliriz ama yine de güzel sorular bekliyorum. Beklemek benim de hakkım. Buyurun efendi. Hocam. (Gülüyor)
Acaba diyorum ikinci viteste vurdursak? Allah Allah, Allah Allah. Evet kızım, konuş, kelimelerini kullan. Hoca, şimdi biz arkadaşlarla altın günü yerine döviz günü yapmak istedik. Çok güzel, suale geçelim. Şimdi ben döviz gününde euro yerine dolar götürürse dolarım bana bozulur mu? Dolar gününde euro götürürsen dolar sana küser mi diye IQ noksanı bir sual sordun değil mi? Yok, küser mi değil hocam, bozulur mu? Kızım sana dolar ağzını bozarım. Yahu dolar canlı bir mahlukat mı ki bozulacak? Benjamin Franklin dile gelip sana trip mi yapacak? Bozulmaz ya, bozulmaz. Bunu az çalıştığı için artık bozulmuş zihnine iyice doldur. Ha, anladım hocam. Sen en son bir şey anladığında Çiller başbakandı. Sağ olun hocam. Biri teşekkür ediyor ya. Anlamak gerçekten güç. Ama çok güzel başladık değil mi programa hocam? Sen sarı saçına çok güvenme Nezaket. Gözüm üstünde. Evet, buyurun beyefendi. Hocam iyi akşamlar. Ben sizin çok büyük bir hayranınızım. Muhtemelen en büyüğüsün. Sağ olun hocam. Benim sorum hocam fonlarla alakalı. Bak, eğer vesikalık fonunu soracaksan şu elimdeki küpayı amacı dışında kullanmak zorunda kalacağım. Hayır hocam, benim sorum likit fonlarla alakalı. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bakınız, bilen birine nasıl da saygı gösteriyorum. Çok özür dilerim. Evet, evladım sor bakalım. Likit fonlarla ilgili ne bilmek istiyorsun? Hocam, B tipi likit fon benim tipim midir hocam? Süper. Yahu sırf likit diyebildiğin için buna saygımdan soruyorum. Likit fonla senin tipinin ne alakası olabilir? Tipim değilse de bir şans vermeli miyim bilmek istedim hocam. Senin bilmen gereken tek şey yaşamak için nefes alman gerektiği. Nefes almak gerekiyormuş. Ben bilmiyordum. Hocam nereden alınıyor? Göstererek mi anlatayım? Yoksa kelimeler bunu çözer mi? Belli ki sen başka bir yerden hallediyorsun bu işi. Allah'ım ya Rabbim ya sen alma, sen alma. Boşa tüketme oksijeni, gerek yok. Tamam hocam, merak etme, deneyeceğim ben onu. Eğer şimdi denemek istersen ben memnuniyetle beklerim. Benim ikinci bir sorum daha olacak. İkinci sual o narin bünyeni zorlamasın. Şimdilik iyiyim hocam. Çok teşekkürler sayenizde inşallah. Hocam ikinci sorum şu. Kişi başına düşen milli gelirden korunmak için başımıza baret taksak olur mu? Harika. Keşke o bareti vaktiyle baban taksaydı da. Bu suale maruz kalmasaydık.
Babama ileteceğim hocam. Babana çok selam söyle. İnşallah Allah'ım ona senden daha büyük bir acı vermesin. Aydınlandım hocam. Zorlama İbrahim. Adımı biliyor. Adımı biliyor. Çok şanslısın. Hocamızın ışığı stüdyoyu disko topu gibi aydınlattı. Evet, diğer konumuza geçelim. Buyurun beyefendi. Hayırlı akşamlar hocam. İyi akşamlar. Hocam severek takip ediyoruz. Sağ olun. Ailecek izliyoruz hocam. Evet, evet. Hocam tekrarlarını bile izliyoruz sürekli. Evet, çok güzel. Kaçırınca internetten indiriyoruz, öyle izliyoruz hocam. Suale geçelim. Hocam benim adım Fikri. Geçen evet. Programda söylemiştim zaten. Evet. Hocam benim sorum yatırımla alakalı olacak. Çok güzel. Sor bakalım ne öğrenmek istiyorsun? Hocam benim evin altında yatır var. Yatırımı nasıl değerlendirmeliyim? Evladım o ölü yatırım. Ölü yatırım mı hocam? Biz demek ki boşuna sevindik. Ananla baban da sen doğduğunda boşa sevinmişti Fikri. Zararsız en azından. Manyaklığı kendine. Evet hocam. Arzu ederseniz son konumuza geçelim. Hak geçmesin. Tabii tabii. Son konumuza da geçelim. Stüdyodaki herkes kanıtladı. O da kanıtlasın beynine oksijen gitmediğini. Tabii. Buyurun beyefendi. Evladım, buyurun dedi. Son Mohikan. Buyurun dedi. Hocam, cari açık, hangi günler açık? Her gün açık. Arkadan kulağını üflersek piyasalar tedirgin olur mu? Senin gibi tipsiz biri üflerse kesin tedirgin olur. Hocam altına girmek istiyoruz, uygun mu? Uygundur. Ya defol git ya. Defol git oğlum, saçma sapan şeyler yapıyorsun. Ya biz bunları anlattık ya. Nezaket bunları seçmemi topluyorsun ya. Bunları anlattık oğlum, bunları dantelayla anlattık. Bunları küpayla anlattık, bunları deli kulisiyle anlattık. Bunları leylakla anlattık, yapmayın. Yapmayın Allah, kriz geliyor, kriz kapıya dayandı, kriz geliyor diyorum size. Kriz geliyor, kriz, kriz, kriz geliyor ya. Kriz geçiriyor hoca, kriz geçiriyor. Kriz, kriz. Hoca dur, soyun, soyun. Lan aşıkları mı bırak, aşıkları bırak, bırak. Ne oluyor ya? Allah Allah. Nefes alamıyorum ya. Hoca nefes alamıyor, alamıyorum nefes. Eyvah, ben suni nefes biliyorum. Lan git. Öyle, öyle, öyle. Alt dudağıyla geliyor, alt dudağıyla. Ya nefes alabiliyorum. Daraldım ya. Hoca daraldı, durun. Hoca daraldı, daraldı. Hocam aç, aç. Ya tamam, bir şey yok. Tamam. Aa sıkıştım, yemin ediyorum sıkıştım ya. Sıkıştı, ambulans. Ambulans, sıkıştı. Ambulans. Lan tamam. Pes, pes, tamam pes ya. Sen kızım şu tarafa geç, sen bu tarafa, sen şöyle yap, herkes yerine geçti mi? Evet ha, hocam. Tamam, alın götürün beni lan ambulansa, götürün. Leyla ver, Ayten'i ver, Ayten'i. 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 Efendim bir teşekkürümüz de Yıldız Teknik Üniversitesi'ne. Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü'nün 13. yılın yıldızları, 2014 yılında en beğenilen şov programı Güldür Güldür Show. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu güzel ödüller, bu genç üniversiteli öğrencilerin özellikle bize verdiği bu güzel ödüller bizi
kamçılıyor efendim. Bizi daha da hırslandırıyor. Daha da güzel şeyler yapmaya itiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hani böyle bir rahatsızlığımızı gidermek için farklı tedavi yöntemleri, alternatif yöntemler, çeşitli otlar, çeşitli bitkiler kullanılıyor. Bu konular hakkında bilgisi olan var mı bizi? Yani şunu şununla kaynattığımız, birleştirdiğimiz zaman şuna iyi geliyor diyecek kişiler var mı aklında olan? Şurada bir beyefendi var. Şimdi adım Enver. Benim hani otları yanlış kullanmayla alakalı bir şey başımdan geçti. Şöyle ki eşimin işte sünüzlükle alakalı bir durumu vardı. Bununla alakalı böyle 5 karışımlık bir şey arkadaşım tavsiye etti. Ve ondan aldım. İşte kaynatıp hani içmesi gerektiğini. Neler efendim? O karışımlar neler? Bana lazım olan. Ya böyle değişik böyle işte civan perçemi işte yok. Böyle. Aklımıza gelenleri sayalım. Böyle kabuk tarçın. İşte, size dediler ki civan perçemi. Ya böyle değişik isimler. Yani tam aklıma da gelmiyor şu an. Böyle bir. Neye yarıyor dediler size efendim? Ya sünüzütle alakalı. Sünüzütle evet. Yani bundan bir poşet böyle arkadaşıma aldırdım. Onu da yapıyormuş. Ben de geldim eve dedim bunları kaynatacaksın, içeceksin. Meğer bunlardan birer tutanmış. Ben hepsini kaynatıp içmesiyiz. Tabii ilkten bütün büyüdüm. Mahalleye hazırladınız yani. İlkten eşim büyüdüm aldı. Konuşması pertelendi böyle. Ağızdan başladı uyuşma. Ondan sonra dedim sen ya emin misin falan. Ya öyle demişti ama falan böyle biraz kıvırmaya başladım. Yani o bir yudumla sadece ağız bölgesinden işi hallettik. Daha fazla herhalde içseydi. Ne oldu ya? Kötü sonuçlar doğuracaktı. Yani bir zehir çıktı resmen hepsini içmesiyle. Yani çoğunu kaynatmasıyla. Evet. Bir yudumda az kalsın. Küçük teşekkür. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok, teşekkür ederim. Başka var mı efendim? Böyle şunu yaparsan şuna iyi gelir diyen. Şurada bir hanımefendi var. Ben size güzel, eğlenceli bir anımı anlatacağım. Mısır çarşısında arkadaşımla birlikte gezerken hani girelim bir baharatçıdan, aktardan güzel böyle bir zayıflama çayı alalım dedik. Gittik böyle çok yaşlı bir dede, bastonlu, kulağında kulaklık takılı, çok iyi işitemiyor. İşte girdik, bizi şöyle bir süzdü. Dedik yani neye böyle ihtiyacınız var diye baktı. Yok hayır böyle yani bayağı bir süzdü böyle, inceliyor bizi. Evet, kurtaramadım. İki tane yani. Bayan gelmişler. Dede de böyle çapkın bir dedeye benziyor. Dede dedik kesin kurtaramadım bize yani. Güzel böyle zayıflatıcı bir şey verir misin? Ben dedi çok güzel bir şey biliyorum. Böyle 5-6 tane bir şeyi karıştırıyorsun. Tamam dede dedi ki söyle ne alalım onları. Şimdi olmaz ama sonra gel yazacağım ben. Dede söyle yani biz bir daha gelemeyiz. Çok uzakta oturuyoruz. Sen yalnız gel, ben sana yazacağım. Dedi. Tabii biz gülerek oradan uzaklaştık. Yani zayıflamak için dedemiz sonra güzel gelip, sonra gelip var size... Ama yalnız çağırıyor. Yani iki kişiyken yazamıyor. Siz iki kişi gelince olmuyor. Demek seanslar tabii tek tek seanslar dedemiz. Seanslar halinde. Dedemiz tek tek yazıyor. Tek tek. Ve bayanlara özel tek tek yazıyor. Erkeğin kilo vermesi ayrı. Evet. Evet çok özel ayrı formülleri var. İsteyenler olursa yerini veririm. Peki teşekkür ediyoruz efendim. Bizim bir sağlık programımız var biliyorsunuz. Kendimize alternatif bir sağlık programı yaptık efendim. Bakalım bu hafta hangi konu işleniyormuş? Hastamızın derdi neymiş? Yine hekimin programına başlayalım bakalım neler olacak. Buyurun. Hayat ömür katan, yaşamınıza köntür katan programa hoş geldiniz efendim. Size hoş geldiniz. Efendim biliyorsunuz her program öncesi ufak tefek sizlere yardımcı olmak istiyorum. Böyle bir şeyler böyle kağıt kalem hazırsa. Efendim iki tane şey size önereceğim. Başka hiçbir programda yok. Eğer efendim zünüzütünüz varsa. Efendim zünüzüt için çok önemli bir tavsiyem var efendim. Alıyorsunuz efendim perçevi, civanlı perçev, havlucan, patlıcan, atlıcan kaynatıyorsunuz efendim. Bir hışım,
hepsini kayırıyorsunuz, zünüzite içiriyorsunuz. Eğer ki beyler, hanımınız çok konuşuyorsa, eğer o çene bir türlü durmuyorsa, yahu bu kadın iki çenesini kapasa da bir maçıma baksam diyorsanız efendim, çok basit, aynı zünüzüt gibi. Asla tutam değil, kiloyla efendim. Zerdeçal, tarçın kabuğu. Başka hiçbir yerde yok efendim bu bilgiler. Hanımları susturmak için ağızdan geliyor uyuşma. Bedene yayılıyor. Kiloyla içirdik mi o gece rahatız efendim. Başka hiçbir yerde yok. İnanın bana. Efendim ikincisi de çok küçük. Hanımlar zayıflamak istiyoruz. Bir türlü yağlar verilemiyor, alınıyor gitmiyor falan. Herkes her şeyi diyor. Beş ot kaynat koy. Hayır. Mısır çarşısında az işiten çapkın dede. Gidiyoruz. Yalnız çok ufak bir ipucu var hanımlar. Eşimle gittim, anamla gittim, kaynımla. Hayır, çapkın dedi o zaman size cevap vermiyor. Yalnız gideceksiniz efendim. Formülü alacaksınız. Hoş geldin. Efendim formülleri verdik, bunları deniyorsunuz. Haftaya tek tek soracağım. Evet. Efendim hekimin başlıyor. Kalp cerrah Bilal Koçyiğit alkışlar. Damar açılacak. Dur. Evet. Hocam hoş geldiniz efendim. Gerçekten trafo gibisiniz. Maşallah efendim. Seni görünce oluyor. Estağfurullah. Vallahi insan seni görünce yere yatırıp suni teneffüs yapası geliyor. Çok tatlısın. Teşekkür ederim. İnsan ömrünü en az 20 yıl katarsın sen. Anladın sen? Çak. Sıkıntı yok, her şey yolunda. Efendim, hocamız yine nüktedan bir şekilde geldiler. Buyurunuz hocam, şakalarınızla içimizi açtınız. Hazırsanız programımızın çok kıymetli diğer üyesi, değerli beyin cerrahı... Çağırma! Ya çağırma şu adamı! Ölmedi mi o da? Ölmüyor mu ya? Kazık mı çakacak? Gelmiş kaç yaşına? Allah aşkına çağırma! Vidanjör gibi adam! Bütün enerjimi emiyor. Süngerimsi yaratık. Efendim siz ayrılmaz bir bütünsünüz. Emekliyle ahşap boyama, genç kız ile WhatsApp gibisiniz efendim. Birbirinizden ayrılamazsınız. Alkışlarla beyin cerrahımız İbrahim Çekiç geliyor efendim. Yeter! 70 yaşında profum Pepe gibi oynatıyorsun beni burada. Çok üzülüyorum. Ben seyircime beyin jimnastiği yaptırmak için geldim efendim. Senin bu girişler olmuyor ya. Bu enerji tükendi bunun. Niye? Buraya kadarmış. Olmaz bak. Bilal girdi ilk girişinde. Ne bu arkadaşlar, ne biz, ne seyirciler. Herkes ayakta. Ya niye böyle yapıyorsun? Niye? Coştu. Yaktı sahneyi. Yaktı sahneyi yaktı. Yaktım. Sen giriyorsun. Var mı efendim bu nasıl tempo katabilir girişine? Yokmuş. Hadi devam. Hoppa. Bak verelim mikrofonu. Kendisini mesela bazen sahneye böyle takla atarak giriyor. Göbek yerde. Yani siz olsanız girseniz tempoyu şey yaparsınız, coşturursunuz burayı. Yani ben kendim için söylemiyorum da. Gelip gösterseniz bir nasıl bu girişi nasıl coşkulu hareket haline getirebilirim? Ben oturup izleyebilir miyim hocam? Yok sen de. Arkadaşa göbek takalım nasıl göründüğünü görmek istiyorum. Hayır öyle de. Öyle bir göbeğimiz yok. Evet. Mikrofonu alalım, bir sakatlık çıkmasın. Mikrofona bir şey olmasın. Hoş geldiniz. Siz şuradan müzikle girsin değil mi Ali? İsim mi? Serdar. Serdar Ali Bey. Serdar Bey.
Siz İbrahim'le gireceksiniz. İbrahim, sen arkadaşın nasıl coşkulu girip burayı nasıl ayağa kaldıracağını, nasıl tempo vereceğini gösterin efendim. İçinizdeki yaratığı, canavarı çıkarın sahne yaratığını gel, buraya. Gel, biraz çıkayım sen. Tamam mı? Görelim. Ben burayı coşturalım. Siz çıkarım. Ne yaparsınız? İbrahim de onu yapacak. O yapabildiği kadar. Ama şey, top sizde. Gitme. Şimdi odana gitme, düşün bunu. Evet. Efendim, şimdi değerli beyin cerrahımız İbrahim Bey ve bir dostu, bir arkadaşı taklacı Serdar geliyor. Serdar Bey. Kaldırdı, yatağa fırlattı beni. Şunu da size vereyim. Buyurun. Şimdi ondan sonra da bir daha kimse hakkında fikir üretmesin. Evet, bak aradığımız... Bilal, aradığımız tempo bu değil mi? Evet. Coşku bu. Tam olarak bu kadar da olmazsa... Evet, ama vur deyince biliyorsun. Evet. 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 Hoş geldiniz hocam, buyurun. Ben beyin jimnastiği yaptıracağım. Seyirciyle yarıştırıyorsunuz beni burada. Adımın ya belli çıksaydı, yazık, günah. Nefes alırsan daha rahat olur. Konuşma oradan makak. Bir beyin jimnastiği yaptıracağım efendim. Lütfen tekrarlayın. Adem madene gitmiş. Adem madende badem yemiş. Madem ki Adem madende badem yemiş, niye bize getirmemiş? Evet. Efendim, hocamız diyor ki... Adem bademe gitmiş diyor. Peki ya badem Adem'e neden gelmemiş diyor efendim? Eğer Adem bademe gidebiliyorsa madem diyor. Madem o Adem'i badem niçin alamıyor diyor. Hani Adem, hani badem diyor. Açıklıyor. Ne yapıyorsun sen? Bana bak, yüzüme bak. Evet efendim. Söylediklerinizi seyirciye aktarımda bulunuyorum efendim. Yahu bu kadın, bu kadının beyni yemin ediyorum öğlen tatiline çıkmış memur gibi. Cevap vermiyor. Tek bir şey söyleyeceğim sana. Mutant. Konudan anlamıyor değil mi? Düz karşıya bakıyor. Tekerlemedir bu. Tekrarlayacaksın. Adem madene gitmiş. Adem madende badem yemiş. Madem ki Adem madende badem yemiş, niye bize getirmemiş? Şimdi Adem madene gitti. Adem gitmiş. Adem gitmiş. Adem'e gitmiş. Demiş. Ne var demiş. Hayırdır demiş. O da demiş. Neye getirmiyorsun demiş. Oraya kadar gidiyorsun da bize demiş. Allah Allah. Neye getirmiyorsun arkadaş demiş. Hayret ya. Oraya kadar gitmişsin bir avuç al. Adem ha badem. Adem'in Allah belasını vermesin. Tamam kes, uzatma. Beyniniz çürümüş sizin. Beceriksizsiniz. Çalışı bunu haftaya soracağım. Hadi bakalım. Ya adamın tekerlemesi bile yeme içme üstüne. Al Adem elması, bunu da ye bunu. Daha da doymazsan bunu ye. Bunu. Hayret bir şey ya. Ne bakıyorsun? Neyi kastediyorsun? Bunu. Adem elması ya. Evet. Meşe Palamudu da gelmiş. Yahu be adam, sen ki... Ameliyat masasına yetişmek için altına tabure koyup çıkıyorsun. Gelmişsin burada benim cerrahlığımı eleştiriyorsun. Hadi oradan. Evet. Efendim, hekimin programı tüm coşkusuyla devam ediyor. Hocalar birbirlerine giriyorlar. Kan çıkmadan seyirciye dönelim.
Var mı efendim sorun? Buyurunuz efendim. Hocalarım, sevgili hocalarım, sevgiler, saygılar. Benim bir kayınvalidem, kaynanam var. Sizin hayranınız. Siz ne önerseniz onu yiyor, onu içiyor. Bu sebepten 216 yaşında kendisi. Maşallah. Bayağı 216 yaşında. Hiçbir şey yok. Çok sağlıklı. 216. Kadın resmen karşının kaynanası yani. Maşallah. Bak, maşallah. Evet. Süper. 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 Kesinlikle çok iyi de yani... Allah uzun ömür versin ya. Ne diyeyim ben? Yani versin. Tabii versin. 216 kadar versin tabii. Niye vermesin de? Şimdi bir midesinde bir rahatsızlığı var bunun. Ben onu danışmak istiyorum. 216 yıl sonra bir rahatsızlığı oldu. Midesinde bir ağrı var. Ben diyorum ki ökse otuyla zamk ve çimentoyu kaynatıp içirsem iyi git gelir mi bu bize? Yani iyi gelir mi kadına? Ya ne diyorsun be? Delirdin mi sen adam? Hayret bir şey. Sakın verme kadına bunu mide fesadından popa. Aa, tamam, tamam. Oldu diyorsun. Öksü otur diyorsun. Kaynat çimentoyla ver gitsin diyorsun. Ya çok... içirme diyor adam sana, içirme. Sen bizi hangi lobunla dinliyorsun acaba? Aa, tamam. Şimdi anladım. Ahu, içirme dur. Sen kadını öldürüp cinayete reçete susun vereceksin. Yok, tamam. Ben reçetenizi anladım. Diyorsunuz ki tamam. Öksü otur, zamk, çimento. Tamam, çok, benim başka bir sorum yok. Çok teşekkür ediyorum. Bak, ben bu adamdan kıllandım. Bunun gözü göz değil. Takip edin bunu. Evet. Efendim, bir sorunu daha çözdük. Ne mutlu ki. Şimdi başka bir seyirci. Buyurunuz efendim. Efendim, hocalarım merhabalar. Benim eşimle ilgili bir takım sorunlarım olacak. Buyurun, dinliyoruz hanımefendi. Geçmiş olsun. Efendim, şimdi biz evlendiğimizden beri bir çocuğumuz olsun istiyoruz. Fakat bunun için denemedik, yol kalmadı. Ama yani nasıl söyleyeyim, anlatayım. Bizde maşın başlama düdüğüyle bitiş düdüğü bir oluyor hocam. Yani şimdi biz bu her yolu denedik. Hatta en son ben götürdüm, hocalara okuttum kendini. Ama gene bir işe yaramadı. Hocanı niye okutuyorsun hanım? Hoca okutulmaz, çocuk okutulur. 2015 yıldayız, hala üfürükçülerden medet umuyorsunuz. Değiştirin bu kafayı. Ama ne yapalım hocam, ne yapalım yani? Her yolu denedik, olmadı. Denemedik mi Bahadır? Sayın hocalarım, ben bu kadını tanımıyorum. Bahadır, boşa debelenme. Bu iş bugün burada bitecek. Tıpta utanma denen bir şey yoktur Bahadır. Bacım, siz karıştırdınız galiba. Beni başka birine benzettiniz sanırım. Bana öyle geldi, bilmiyorum. Ben sorunu çözdüm. Bu adam karısını bacısı olarak görüyor. O yüzden de... Yani bir hocam, ne olur bize bir yardımcı olun. Yani biz evlendiğimizden beri daha top ayağa değmeden tatil sayılıyor. Yani bu durumda ne oluyor? Ben hükmen mağlup sayılıyor. Yalnız bir dakika, bir dakika. Orada ben bir sazı elime alayım hocam, bir dakika. Top ya, teşekkür ederim. Top ayağa değiyor, onda sıkıntı yok. Onda maşallah hiçbir sorun yok. Lakin hocam, bizim maçta tahrik var. Yani rakip takım bizim takımın üzerine o kadar çok baskı kuruyor ki... yani tam hakem dediği çalacak, seyirci aşağı iniyor. Yani öyle bir durum. Yani ben tabii ki dışarıdan bir göz olarak hanımefendinin kocasıyla ilgili yorumumu yaptım. Budur. Anladın mı? Sorunun çözümü basit. Koşacaksın. Koşmadan maçı kazanamazsın. Yoksa erken biter maç. Ben sabah bal, kaymak, pekmez, yani bunlarla beslenen bir takımın kondisyonu nasıl için sıkıntı olabilir mi? Hem ayrıca hocam, acaba diyorum, bu arkadaş, yani bunun kocası, kendimden bahsetmiyorum. Bunun kocası, böyle acaba hazırlık maçına falan mı çıksa, hani büyük maç öncesi gibi bir şey düşünüyorum, bilmiyorum. Nasıl yani ya? Yeter artık be adam. Ne diyorsun sen? Yani hocam, idman gibi. Hani böyle şimdi lig başlamadan takımlar yurt dışına kampa mampa gidiyorlar ya. Hazırlık maçı babında ya. Hazırlık maçı babında yani. Vallahi deli çıkacağım artık ya. Efendi, sen ya da o bir arkadaşın mutsuzsa efendim boşanacak. Niye karını aldatmaya çalışıyorsun? Bana bak. Maçı kazanmak istiyorsan koşacaksın. Kondisyon çok önemli. Kardiyo her şeyin başı. Neymiş? Superstar Bilal her zaman ne diyor? Her şeyin başı kar diyor. Efendim, kar yiyin diyor. Kar, karı yudum sayın diyor efendim. Unutmayın. Evet. Sen burada mısın 12 dakikadır? Daldın gittin yine. Ne? Kar yiyin mi dedi bu adam? Kar diyor dedi. Nereden anlıyorsun? Ne diyorsun seyirciye? Ya uğraşma. Televizyonu yeni açan ilk seni gösterip çıkıp kar yiyecek. Bırak.
Boş ver. Sen en iyisi buna beyin nakli yap. Anca çözülür. Efendim, inanılmaz bir coşkuyla devam ediyoruz. Bilgiler geliyor. Bir seyircimiz daha var. Buyurunuz efendim. Of! Hocalarım merhaba. Öncelikle saygılar, selamlar. Şimdi hocalarım, benim bir sevgilim var. Ya he he. Yalnız kendisi sorunlu. Hanımefendi, çok sinirlenme hakim olarak soruyorum. Sizin erkek arkadaşınız sorumluysa bundan bize ne? Bize ne? Ya saygıdeğer hocalarım, yanlış anlıyorsunuz. Öyle değil. Yani sevgilim kendisi, yani Muş'un sorun kazasında yaşıyor yani o anlamda. Ha, sorunlu. Sorunlu. Au. Sorun kazası mı? Evet. O nasıl isim ya? Kesin kazayla koymuşlardır. Şakalara bak. Çek. Ya sen bunu böyle yapacaksın, ben çakacağım. Hiç anlamıyor. Şimdi hocalarım, biz uzun mesafe ilişki yaşıyorduk. İnanır mısınız, ben her hafta gittim kendisini görmeye. 4 ay boyunca sadece limonata ve kek yedim. Öyle ki yani. Tek kişilik koltuklar odam, umumi tuvaletler ebeveyn banyom oldu. Ya dedim ki, bugün de sen gel dedim. Yok dedi, boynum tutulur dedi. Uçakla gel dedim. Dedi, körük yaraşmayınca benim dedi moralim bozuluyor dedi. İyi dedim ben de, ne yapayım, o da öyle bir insan işte. Neyse, bir gün gittim ben bunu görmeye. Bir baktım kendisi sorumlu bir hanımla biraz yakınlaşmış. Ben de bunu içerledim, bir dert ettim, bir dert ettim, bir beste yaptım. Çok şaşırdık. Evet, nacizane. Eğer isterseniz burada paylaşmak isterim ben de sizinle. Ben şimdi kendimi öldüreceğim. Şarkı bittikten sonra bana kalp masajı yapmayı unutma. Unutma, giderim ha. Tamam mı? Evet. Efendim. Tövbe yapma. Pamuk var mı, pamuk? Evet. Efendim, alalım lütfen şarkımızı. Buyurun. Eğer hocalarım daha isterse hemen ben paylaşacağım. Siz şarkıya giriniz. Evet, evet. Oku, anısını oku bir tane. Hadi git zaten. Başlıyorum hocam. Yedi ömrümü bitirdi. Cam kenarı hayaller hep koridor tarafına düştüler, 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 vay vay. Bir, iki, üç. Benim için sen bir artık hödüksün. Uçağın yanaşmadığı körüksün. Mesafemiz uzun idi ama boyun kısa idi. Mecazen diyeyim sana, aşkımıza yel girdi, aşkımıza yel girdi. Aşkımıza... yel girdi, girdi! Çok güzel. Efendim... Berbattı, ben iyileşti. Hekimin programında çok güzel kederlendik. Ağzınıza sağlık efendim, gerçekten çok iyiydi. Şimdi... çok önemli bir hastamız var efendim. Adam. Neyse, doktor yüreğim el vermiyor artık. Yapalım. Şey. Yapacağız, ne yapalım? Haydi. Okey. Hop ki. Geldin mi? Ne gördün, anlat. Neni mi gördün be? Acayip şeyler söyledi. Çok selamı var. Çok yemesin diyor. Hastamız geliyor efendim. O kadar hasta bir hasta ki kapıda çaresizce bekliyor. Alkışlarınızla Nafi Bey geliyor efendim. Efendim, alkışlarımızla Nafi Bey geliyor efendim. Nafi Bey. Nafi. 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 Pardon. Ya neredesin be adam? İki saattir adını çağırıyoruz senin. Pardon, ben bey deyince üzerime alınmadım. Sadece hanımım bey der bana.
Efendim? Ben tepki veremedim, kusura bakmayın. Şöyle buyurun, başkaları ne diyor size herkes bir tek hanım bey diyorsa? Her şey diyorlar, pislik diyorlar, karaktersiz diyorlar. Şimbili diyen var, Allah cezanı versin diyen var. Senin ağzını yüzünü diyen bile var yani. Evet efendim, oldukça dertlisiniz, çarelisiniz. Buyurunuz efendim, böyle gelin efendim. Çünkü hocalar size yardım edecek, çare burada. Esna, şöyle buyurun, buyurun, oturun efendim. Buyurun Nafi Bey. Sağ olun hemşire. Hemşire mi dedi ya sunucuya? Efendim, derdinizi anlatır mısınız acaba? Nedir şikayetiniz? Ya önce bir şey soracağım ya. Burada Bağkur geçiyor mu? Ne? Bağkur geçiyor mu? Bağkur mu? Bağkur mu dediniz? Bağkur dedim. Kim? Bağkur, ben hastane mi beyefendi burası? Bağkur neymiş ya? Oldu olacak, bir de galoş giyip gelelim buraya. Hekim programındasınız. Derdinizi söyleyin, yardımcı olalım. Neden hanımınızdan başka insanlar size artı 18 sesleniyor? He. Çünkü ben çok dobra konuşuyorum. Ne var bunda? Dobra olmanın nesi kötü? Dobra demesini güzel. Şimdi yani ben... Yani bir insana baktı mı, böyle onun hakkında ne düşündüğümü böyle patır patır söyleyebilirim yani. Aa, hadi söyle bana. Herkes duysun. Emin misin? Eminim. Bir kez saçlar olmamış. Bu olmuş mu? Ben esnafım. Ama sen profsun. Berbere gidilmemiş, belli. Başka bir yere gidilmiş. Yani ben seni görsem fındık faresi sanırım. Çay ocağına süpürgeyle girerim sana. Karbonat dökerim. Tipsiz, şekilsiz, şemasız. Olmamış. Ne diyorsun sen be? Bana bak. Elektroşokla dalarım sana. Hey! İşte böyle oluyor. Görüyorsunuz hocam. Görüyorsunuz nasıl? Gördüm efendim. Yani dobra konuşunca böyle yapıyorlar insana işte. Görüyorsunuz. Ama ben de konuştukça konuşasım geliyor. Coşuyorum ve yani gömdükçe gömesim geliyor. Burası olmadı biliyorum. Efendim Cengiz Bozkurt bizimle. O zaman bu altı. Hadi utanma, selam ver. Ben ama konuştukça konuşasım, gömdükçe de gömesim geliyor. Tamam mı efendim? Biz size nasıl yardımcı olacağız? Nasıl tedavi edeceğiz sizi? Söyleyin, ben nasıl yardımcı olabilirim? Sen hiç etme zaten. Sen hiç etme. Kaç yaşına gelmiş adamsın? Hala burada hoppalıklar peşindesin. Oradan oraya, oradan oraya koştur. Senin yaşındakiler mes giyiyor, torun seviyor. Bir abdestle üç vakit namaz kılmaya çalışıyor. Doğru, doğru. Efendim, çok... Doktor. Allah Allah. Niye böyle diyorsun? Bakın bir sakinleşelim istiyorsanız, tedaviye başlayalım. Şöyle önce bir derin nefes alın. Bırakın. Hocam bırak. Bana masal anlatma. Güzel film. Bana masal anlatma. Fragmanını da seyrettik. Çok beğendik. Evet, inşallah. İnşallah yolu açık olur. Beğenir. Giden var mı bilmiyorum. Var. Seyredenler var. Ama konumuz bu değil. Konumuz bu değil. Yaş 70, kilo 170. İnsanlara... Akıl veriyorsun sağlık konusunda, tavsiyelerde bulunuyorsun. Kendine akıl ver biraz. Yeter artık be! Üstüne bu kadar gelme! Ne biçim konuşuyorsun sen? Hadsiz! Ben dobra konuşurum dedim ama. Fark ettik ama bir yere kadar bu da. 170 kilonun üstüne oturursam görürsün ne olduğunu. Efendim, efendim ben dinciyim bir kere, diriyim. Profum ben. Her şeyi bana soracaksınız. Her şeyi bana... Bak ya! Bak işte ya! Ben demin öldüm ya. Beni kıskandı. Popülaritemi kıskanıyor, popülaritemi. Hocam şu popülariteyi şu tarafa doğru söylerseniz çok iyi olur. Böyle tükürük yağmuruna uğradım yani, mağdur oldum tükürükten. Hocam popülarite iyi misiniz? Hocam iyi misiniz? Hekimin programında her şey coşkuyla devam ediyor. Hocamızın bir sorunu var galiba, bir yardım mı etsek hocam? Ya Hipokrat bunu görseydi yeminine İbrahim Hariç diye not düşerdi. Neyse şu müthiş kalbim buna izin vermiyor. Dursun'un gadasını alayım. Gadası nerede hocam? Bulacağız. O zaman ben aleti yüklüyorum. Neyse. Normalde 300 volt verirdim de bunun kalbi aleti bozar biliyor musun? Aleti bozar hocam. Hiç gerek yok. Yaşlı adam. Vadesi gelmiş.
Aletin şarjı falan da bitmesin. Zor doluyor, gördüm biraz önce. Doğru dedin çaycı. O zaman kavurun elmasını. Bademli olsun da. Bademli olsun. Adem madene gitmiş. Adem madende badem yemiş. Madem ki Adem madende badem yemiş, niye bize getirmemiş? Ay dilim kopsaydı ya. Nereden badem dedim? Bademci. Bu ne yaptık ya? Dedim ben size. Beyin bu beyin. Ben bu beyinle hepinizi gömerim. Ya adam sen de kalk git. Programın havasını suyunu bozdun. Konuşma be. Fındık faresi. Ne havası vardı programın? Ne havası vardı da nesini bozduk? Allah Allah. İki tane prof olmuşsunuz. Dilişip duruyorsunuz. Biri kalp diyor, biri beyin diyor. Yahu kalp, beyin bir. İkisi bir arada. Bir arada olursa değeri olur. Güzel farklı dediğin olanı sevmezsen insan olamazsın. Bir sosyal mesaj verdim ama geçtim. Sosyal, not et, no sosyal mesaj var. İyi o zaman. Haydi ben gideyim. Kalp, beyin, bir. Ya. Bak. O neydi öyle ya? Adam atarlı atarlı yaptı, gider yaptı, gitti ya o hasta. Evet. Efendim hekimin bu hafta da atarlıydı ve giderliydi. Bakalım haftaya neler olacak. Hemşire Hanım, sosyal mesaj geçtim acaba? Efendim? Kalp beyin bir dedim. Farklı olanı sevmezsen insan olamazsın dedim. Geçti, vallahi geçti. Kalp geçti efendim. Beyin bir. Geçti efendim. Kalp beyin bir. Kalp beyin bir. Kalp beyin bir. Bir. Kalp beyin bir. Kalp ne beyin benim çözümü olacak mı acaba bakalım? Evet efendim. Haftaya görüşünceye dek lütfen esen kalın ama esen yerde kalmayınız. Ceryanlara girmeyin. Gerçekten... Bayılmadı. Bayılmadı. Devam etti programı kapatmaya. Bağla, bağla. Efendim yine bir coşku yaşandı az evvel. Böyle neşeli şeyler olur. Lütfen ceryanda kalmayın. Sünüzütlerinize çok iyi bakın. İmkansız bir aşka tutulan var mı aramızda? Evet, yukarıda. Buyurun, tanıyalım sizi efendim. Emirhan Gençtürk. Emirhan. Evet. Ne oldu Emirhan? Şimdi okulda bir kız var. Kim? Adı ne? İsim vermesek. Ver de imkanını öyle getirelim. Ay, bizi falan izler. Emirhan, mikrofonu ağzında tut ama bunu da kaldırınca görünmüyorsun. Ha, okula bir kız geldi. Evet, bu sene geldi işte. Bu sene geldi. Evet. Kız şimdi hiç anlamadı kim olduğunu. İşte aşık oldum, söyledim, tamam dedi. Evet. Sonra? Sonra işte öyle bakıyoruz. Yani... Senin imkansız gördüğün bana bir kız nasıl tamam dedi mi? Kız konuşmuyor. Ha, bu imkansız hale getiren bu mu? Evet. Evet, kız niye konuşmuyor? Mahcup mu biraz? Bilmiyorum vallahi, kendi kararı yani. Konuşsa keşke bu. Aynı yaşta mısınız? Evet. Trip atıyor. Yedisinde neyse yetmişinde de o. Bu... Böyle devam edersen konuşmayı ilk ayrılığı da yaşayacaksın. Ama üzülme. Ne yaptın da trip atıyor sana? Ne bileyim ya. Kız işte. Kızlar... Kızları açıklayamayız şimdi burada. Açıklasak yani gösteri biter. Biz yani o sıra ulaşmak için mi buradayız diyorsun? Evet yani. Yaş kaç Emirhan? 15. 15. Ben senin yaşında oyuncaklarımla oynuyordum. Sen... Sen karşı cinsi çözmüşsün, bravo. Evet, peki genelde trip mi atıyorlar böyle sizin okuldaki hanımlar? Ya bizim okul değil yani, dünyanın kuralı bu. Gelen geçen kız trip atıyor. Bütün kızlar trip atıyor diyorsun. Erkekler hiçbir şey atmıyor, kızlar trip atıyor öyle. Yok, erkekler yani, erkekler söylüyor sevdiğini. Kızlar yoba yoba, olay bu yani. Ne diyor? Mesela
mesela gidiyorsun kızın yanına, diyorsun seni seviyorum. Daha bismillah. Çikolata falan alıyorsun yanına, gidiyorsun. Şey de güzel ya. Aslında bizim okulda öyle bir şey almak çok zor. Vallahi ben buradan Kandilci abiye sesleniyorum. Seslen. Hangi kamera? Kandilci abi her şeye zam yaptı. Gidiyorum bir çikolata 2,5. Yani... Peki sen hiçbir şey ısmarladın mı? Kandilci abiden dolayı hayır. Hep kendimi alıyorum diyorsun. Hep bunlar Kandilci abinin suçu. Tamam. Var mı eklemek istediğin bir şey? Yok, o kıza söylüyorum buradan. Trip atmasın. Sen de usludur oğlu. Ya hak etme trip atılmayı. Ya evet, o da var. Ya hiç mi yaramazlığın olmuyor? Yok ya. Gidiyorum merhaba diyorum. Geliyor yüzün dönüyor. Siz yani bir çıkma teklif ettim ve kabul edildiğinden emin misin sen o? Yani tam kabul edilmiş gibi değil ama yani ilerideki maçlara bakacağız. Lig devam ediyor diyorsun yani. Yani. Peki, hadi bakalım. Sağ olun. Şurada bir kardeşimiz var, hadi onunkini de dinleyelim. Alo. Şimdi, ben kendimin olan bir şey değil de arkadaşımın... Tabii, tabii. Aşkı. Şimdi benim arkadaşım... Ya tam arkadaş da değil şu anda da. İşte arkadaşım... Sevgilisi olan bir kıza işte aşkını itiraf etti. Ne zaman? Ne zaman? İşte bu aralarda. Yakın zamanda ya. Yakın zamanda. Adı ne arkadaşının? İsim vermeyeyim. İsim verirsem kız da arkadaşım da beni gelip döver. Kız da sağlam yani. Evet. Evet, sen kıza aşkını itiraf ettin. Şey, pardon, arkadaşın. Tamam. Arkadaşım ona itiraf ettiğinde... Kız gitti, onu sevgilisine söyledi. Sevgilisi işte arkadaşın... Sen bunu yaz ver, dizi yapalım bununla biz. Sevgilisi de ona başkası aşık diye işte bir ara küstüler, sonra barıştılar ama şu an bize. Sevdiğini söyleyen arkadaşın ne durumda kaldı en son? O fena değil işte. Hayır yani... ama sevdiğini söyledi ama karşılık bulamadım. Orası tam belli değil de bana kalırsa karşılık bulamadı. Ne yaptılar? Bu olay olmadan seni bayılttılar mı bir? Tam olarak hatırlamıyorsun. Yok. Bir de yeni yıl çekilişi oldu. Evet. Arkadaşımın şansına aşık olduğu kışı... Ya kıza... Bu kış diyorsun, evet. Kıza çıktı. Evet. İşte ona balık almış. Bana kalırsa böyle birine karşı böyle yani... Hediye olarak hayvan alınmaması lazım çünkü hayvanlara iyi bakılamıyor. Buraya nereden bağladın? Çok doğru. Senin bu konuşmanı bir sonraki bölüme koyacağız, böyle bir konu işlersin. Var mı eklemek istediğin bir şey? Onun dışında 6A sınıfındaki bütün arkadaşlarıma da selam söylüyorum, evet, buradan. Bütün dünyadaki 6A'lara selam söylüyorum. Evet efendim, biz şimdi imkansız aşkı işlemiyoruz. Yaşadığı her aşkı imkansız hale getiren bir arkadaşımızın macerasını işliyoruz. Bakalım o nasıl oluyormuş. Görmedim şaka adam. İşte, ex aşkımın tam 3 kere üst üste check-in yaptı. Hem de bu saatlerde mekan burası bile. Şu kalbimi... Fırça gibi kullanıp atan, katan, sonra da en güzel yerine kıymık gibi batan bir odun. Ya bu çocuğun arkadaşları falan yoktur değil mi ya? Hayır yani ne gerek var şimdi, ben kavga çıksın istemiyorum. Yoksa çok pis döverim de ne gerek var yani? Yok ya, sen korkma. Geç otur kanka. Korkma sen. O İbrahim kendi gölgesinden bile korkar. Ama ben orada, burada varlığımla onu korkutmaya geldim. Ona iki çift lafım var. Ya ben sana bir şey soracağım Ya bu İbrahim nasıl bir çocuk? Yani büyük mü yani? Benden büyük mü mesela? Kilosu çok mu yani? Çoksa ben çok döverim, o yüzden diyorum yani. Ya işte boyu 1,85, kilosu 110. Aa, sen
Ya ne yaptın ya sen? Ya keşke çocuğa mesaj falan çekseydin ya. Ben burayı istemedim ya. Kötü kokuyor. Hadi gidelim. Hayır, hayır. Otur, otur. Mesaj olmaz. Gözlerin içine baka baka. Bana yaşıtlarca ona göstermem lazım. Şu takıldığı mekanlara bak, şuraya bak ya, şu zenginliğe bak. Fakirsin dediler, bize kurabasan vermediler. Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim mi sinemasyon? Onlar zengin, biz fakiriz, bizi anlamaz onlar. Ben mesela acayip fakirim ya. Öyle saçma fakirlik olmaz yani. Acayip üst seviyede fakiriz biz. Ah ah, insan aslında kendi kankasına da aşık olabilir. Yani ben düşün diye söylüyorum, sen bilirsin tabii yine. Ya hayat bize çelme taktı, sarı kartı yine biz yedik ya. Vallahi ama gelsin. Yüzüne yüzüne konuşacağım o İbrahim'in. Hiçbir yere gitmiyoruz, buradayız. Gelsin yüzüne yüzüne konuşacağım. Bağırmasın. Bir adam sevdik, o da bizi böyle ezik et. Böyle bir şey yok. Bağıracağım, yüzüne yüzüne bağıracağım. Çok... İbrahim gel lan. Tamam. Her zaman geliyor. Yine gelsin. Tamam, çok bağırma da sen şimdi insanlar sıkıntı çıkar. Evet, buyurun efendim. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Wow. Yardımcı mı? Hı-hı. Ne oldu? Bize yardımı muhtaç mı gördün? Ha? Neden yardımcı oluyorsun bize? Biz buraya nasıl, bu mekan bize fazla mı? Ha? Biz cappuccino, macchiato falan içemez miyiz? Ne yapalım, gidelim mi? Ya hayır arkadaşım, ne istersiniz diye sordum. Ha, ben İbrahim istiyorum. Ha, biz İbrahim satmıyoruz ya. E şey var, bolognese soslu makarna versek? Sen bizle dalga mı yapıyorsun lan demir çene? Ha, sen bizle dalga mı yapıyorsun? Bak sana çok pis atarlanırım ama sen de atarlanırsan ben hemen sözümü geri alırım yani. Akıllı olacaksın ama olmayacaksan da söyle. Çünkü acayip uzun çıktı adam ya. Arkadaşım, siz kimsiniz ya? Ha? Ne istiyorsunuz? Ben Sinemasyon 94. Bu da arkadaşım MC 160 Çilekeş. Ich bin MC 160 Çilekeş, Kreuzberg, Batı Berlin, Doğu Malatya. Caminin oradan düz girin, ileride dönercinin ortağıysa. Hmm, Allah kabul etsin kardeşim. Siz şimdi İbrahim diye birini arıyorsunuz. Ha. Nasıl biri bu? Nankör, alçak, kandıran bir nobra. Ama köpek gibi sevimli, elini uzattığında ısınan bir hırçın kancık gibi bir şey. Ha, çok iyi anladım ya. Tamam, tamam, anladım ben bunu. Ya kardeşim, tipi nasıl, tipi? Çiçek gibi sevimli dursa da aslında çalı kadar ot. Kale gibi heybetli dursa da aslında bekçi kulübesi kadar basık. Ya ne istiyorsunuz siz? Bir şey içecek misiniz? Biz baldıran zehrini pekmez diye. Ya ha ha tamam ya sinemasyon. Allah Allah. Kardeş sen bize bir çay ver ya. Ya da verme yani, bir arkadaşa bakıp çıkacağız biz yani. Hey Allah'ım ya. Yemin ediyorum şuraya manyak dedektörü asacağım ya. Tiplere bak. İnsan doğasının... Çek lan, get hadi. Kimse konuşmuyor, biz burada çırpınıyoruz ya. Şu tiplere bak be. İnsan doğasını değil ya. İnsanlığın defosu bunlar. Evet. Ama onu böyle şey yaparak... İnsanlığın sonra... defosu bunlar. Ah. Defos git o zaman. Defos. Yemin ediyorum şuraya manyak dedektörü açacağım. Ne yapıyorsun sen? Ne başladın? Takıldı bu ben sana. Yemin ona... ediyorum şuraya manyak dedektörü açacağım. Çık ulan artık, çık! Söyledik oğlum, çık işte ya. Son bir karakterini at, çık. Evet. Yemin ediyorum... Yok artık bunu deme artık. Yeni bir şey bulman lazım. Ya delireceğim Allah canıma. Vallahi çıldıracağım ya. Heh. Şu tiplere bak. İnsan doğasının... şeyi bunlar. Defosu. Defosu. Yemin ederim insan doğasının defosu bunlar. Be. Ya sinemasyon bırak otur ya. Kesin. Rap'i anlamak bazen çok güç olabilir yani. Misal ben seni çok iyi anlıyorum. Anladın mı? Ya ben seni çok iyi anlıyorum. Hatta yani seninle ben diyorum... neyse boş ver hadi. E yok artık ya! Bu ne ya? Yine mi sen çıktın karşıma? Bu neymiş ya? Hep peşimdesin be. Oo! Kalbine kireç döken İbrahim de gelmiş. Vaa, hoş geldin. Aşkımızın jeneriği geçerken emeği geçen kıza bir bak istedim. Ne oldu? Yüreğim mi sızladı? Gözlerim mi doldu? Ne oldu? Hayır, sızlamadı. Ya ne sızlayacak ya? Sen niye benim peşimdesin ya? Niye bırakmıyorsun beni? Niye bırakmıyorsun?
Çünkü aramızdakiler bitmedi onda. Bitti. Bitti abi. Bitti bak seninle üç kere çıktık. Üçünde de mahvettin beni. Bir keresinde aldım İstanbul'un en lüks restorana götürdüm. Simit ayran gücüne mi gitti dedim. Ondan sonra tuttum simitçiye götürdüm. Ne yani bana bunları mı layık görüyorsun dedim. Ondan sonra sana deste deste gül aldım. Ha aşkımız da bu güller gibi solacak bunu mu demek istiyorsun dedim. Yalan mı? Yalan mı? Bak şu takıldığın mekanlara bak ya, yalan mı? Hadi dön bir bak ya. Hadi dön bir bak ya etrafına. Unuttun mu o parklarda böyle ekmek arası kaşar gazoz yediğimiz günleri? Tamam gaz yapıyordu ama mutluyduk İbrahim. Ya arkadaşım param var benim. Kışın soğuğunda ne yapayım ben parkta? Gelip burada oturacağım tabii. Param var ya. Ha tabii param var ya tabii. Tabii ya ne güzel ya hayat sana. Bak istemiyorum seni Sinem bak. Net konuşacağım. Seni artık istemiyorum. Arkadaşım kadına bağırmak oluyor mu ya? Oluyor mu Allah aşkına? Ben misal ben olsam yani sana asla bağırmam sinemasyon. Vallahi ben seni el üstünde tutarım ya. Kalbimi çıkarırım, parçalarım sana veririm ya. Ayıp değil mi arkadaş? Ne var lan? Aa ne biçim konuşuyor ya? Ay, ya ben korkmadım. Hani ben böyle kavga çıksın istemiyorum. Nasıl konuşuyor ya adam? Bak Sinem, benim bir kız arkadaşım var artık tamam mı? Kendisi birazdan buraya gelecek. O da bir rapçidir. Üstelik tersi pistir. Ya bu damacan abiler rapten ekmek yiyor. Biz yine sap kalıyoruz ya. Arkadaşım sen rapi niye dinlemek için kullanmıyorsun ya? Sevgili yapmak için kullanma abi rapi. Size ne be? Sevgilim gelecek diyorum birazdan. Bak bizim mahallede oturuyor rapçi, üstelik cadde kızı. Biz viyadük kızı mıyız? Ha? Bizim mahallede de cadde var. Ha? Senin sevgilinin önünde, adının önünde neden bir çeşit yol ismi var? Anlayalım İbrahim. Nasıl bir kızmış o Al işte. Bu ne ya? Yeter. Biraz uzun sürüyor gelmeleri. Aşkı lafım ne oluyor burada? Yok. Ha aşkım, bunlar vallahi benden önce gelmişler buraya. Şu kız benim eski sevgilim de yani ama aramızda bir şey kalmadı. Bunlar arabesk rap falan yapacağız diye tutturup duruyorlar. Şşt kız, vallahi yolarım seni. Ama ojelerim bozulur ellemiyorum. Bahadır, Mustafa dalsanıza lan şunlara. Lan lan, sizden mi korkacağız? Gel. Şimdi kanka söyleyeyim ikizle bir an dalsına madaletine görün. Hadi. Bilal. Bilal. Oğlum hadi dalmayacak mısın Bilal? Dalmayacak mısın? Ha dalmışım ya. Ha sen öyle dalmak diyorsun. Ben çünkü normal böyle dalmıştım. Sen onu üstüne söyleyince... Dal, 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 dal lan. Go, go, go. Ha tamam. Ben o zaman gideyim dalayım ya. Sen oğlum ne konuş... Aa ne yapıyor bunlar ya? Ya bir dakika benim aklıma çok acayip bir fikir geldi. Şimdi biz hepimiz rapçiyiz ya. Rap'le atışak diyorum ben ya. Ya, ben ha? Korkmam. Ne korkacağım hadi. Senin ne varsa söksün orada. Yaparız. Yok, yok. Yapmazsan hadi. Tamam, yok. Yok, yok. O zaman gangsta. Bu da sana dis olsun. Mis yeter. MC bu adı. Doktor Bulldog. Sen benim aklımda soru işareti olaraksın. Hazırsanız yolla gelsin. Demire salla, salla kalçayı. Kulüpte gördüm Nuri Alçayı. İbrahim Nasıl senin gibi kolpayı. Hadi şimdi ikine beni söyletme. Hadi mire salla, salla kalçayı. Kulüpte gördüm Nuri Alçayı. İbrahim Nasıl senin gibi kolpayı. Hadi şimdi ikine beni söyletme. Bizde keyifler hep yerinde. Ne işim olur senin gibi bir ezikle. Kulağını aç ve şimdi bana söyle. Kimin resmi var $100 üstünde? Bilmezsin tabi bilmezsin. Sen bebekte kafelere gitmezsin. Her şeye yeterim sen yetmezsin. İbrahim senin gibisini netsin. Hadi mile salla, salla kalçayı. Kulüpte gördüm Nuri Alçayı. İbrahim Nasıl senin gibi kolpayı. Hadi şimdi ikine beni söyletme. Hadi mile salla, salla kalçayı. Kulüpte gördüm Nuri Alçayı. İbrahim Nasıl senin gibi kolpayı. Hadi şimdi ikine beni söyletme. Yok yok MC Bahadır. Yok yok mağdur fakir. Doktor Bulldog. Tasma belinde keyfim yerinde. Yo, yo, mağdur fakir, you! Roll, roll!
Ya kızım böyle işte. Yeter, alayına yeter. Ya ben niye böyle şarkılardan etkileniyorum bilmiyorum. Gerçekten bir doktora görünmem lazım ama sen benim adımı şarkında mı kullandın kız? Çok iyiymiş ya. Yanım benim ya. O zaman sıra bizde, biz rap yapacağız. Buyurun. Hadi yola gelsin. Bu şarkı vizasızlara, hayırsızlara, vefasızlara, galleşlere gelsin. Ha, benim de Kruzberg'deki amcam killere gelsin bu şarkı. Elerden öperim. Doğduğum gün bile belalı bir bebekmişim. Gınga yerine şırınga demişim. Dedi. Çıngırak değil, çıngıraklı yılan istemişim. İstedi. Biberonu fırlatıp şişe verin demişim. Dedi. Onlara bu diyemezken ekmeğimi kazandım. Kazandım. Biletmeme emerken ben halde işe başladım. Başladı. Utandığım için altımı kendim bağladım. Bağladım. Evet altıma kaçırdım ama hiç çaktırmadım. Çaktırmadım. Bugün kafam attı, ben 3 sene içeride yattım. Yaptın. İçeride derken bizim içerideki odada. Odada. Salon soğuk oluyordu, üşüyordum anne. Soğuk. Tripteyim anne. Kombiyi aç kombiyi. Kalbim. Sen soruyor. Midem hep sana aç. Aç. Diyet misin bana yarim? Diyet. Kalbim seni arıyor. Kalbim, kalbim. Nazım sen soruyor. Yaktığım mücver gibi sen de cehennemlerde yanacaksın. Sinemasyon 94. MC 160 Çilekeş. Kruzberg, Batı Berlin, Doğu Malatya. Caminin oradan girin, düz devam edin, o dönercinin oradaysa. Bu ne be? İçim dışıma çıktı. İki de tokat atsaydın bari. Yeter yürü aşkım gidelim. Hadi benim isti sevgilim gidelim. Şşt kız. Sonra görüşürüz ha. Mis yeter unutma. Okay. 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 Ya şunu bağlayın ya. Git lan. Al İbrahim'i. Var, 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 var. Ya, tamam ya. Ya, 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 ya. Tamam ya. Adam ne yaparsın? Vallahi tuttum ya. Git lan İbrahim'i başına çal. Başına çalarken zaten kafan gözün yalır ikiniz de. Ne haliniz fazla görünüyor bir an. Niye böyle oldu ya? Ya sinemasyon bunlar zengin bizi anlamaz kızım. Sen niye anlamıyorsun ya? Bak biz nasıl fakiriz biliyor musun? Ekmeğin arasına ekmek koyup yiyoruz ya. Vallahi sınırları zorluyoruz artık bir sinemasyon. Bak ben sana ne söyleyeceğim. Senle ben oluruz ha. Oh ben söyledim kurtuldum. Ya yok be Bilal kanka. Bizi kadar kardeş yazmış. Aa, Bilal. Baba. Oğlum. Baba mı? Lan nasıl zengin? Zengin lan bu siz. Nasıl fakir değil misiniz? Sen ne diyorsun ya? Ne alakası var canım? Yüksek mühendisim ben. Bilal, koleje gitmemişsin. Okuldan aradılar. Telefonuna takip application'ı indirdim. Oradan buldum seni. Bilal senin telefonun da mı var? He ya hem de 20 megapiksel. Ya baba biz niye zenginiz ya? Ben zengin olmak istemiyorum anladın mı? Ben sinemasyonu seviyorum. Yani sinemasyon 94 şimdi ben fakirim diye beni sevecekti. Ama artık sevmeyecek ya. Lan sen fakirsin sen. Ben seni niye seveyim? Ben zengin seviyorum, acı çekiyorum. Oradan besleniyorum. Ah. Beslenimi öyle yapıyorum. Ah. Aşkım. Nasıl ya? Ya. Oha. Sinemasyon 94 bana sarıldı papa. Aman bir dakika. Acı çekmezsem beste yapamam. Ayrıldık şu an. Hemen mi ya? Evet benim acı çekmem lazım ki beste yapayım. Hadi sen git git hemen şimdi. Akşam arayınca açma. Tamam. Tamam mı? Ben orada beste falan yaparım. Çok iyi oldu bu ya. Ah seviyorum ulan. Acayip bir şey olacak ya. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.